Şimdi oraları toparlanıyor, çıkartılıyor. Tabii çıkartıldıkça göçe hassas hale geliyor. Yani göçe karşı alacağımız tedbir nedir? Yani ya o zaman şuna mutabık mıyız paşam? Evet. Ya bizi bekleyen ilk tehlike göç. Göç tabii. Göç. Yani sıcak çatışmadan ziyade. Tabii. Göç. Ondan hem İran'dan hem Filistin'den. Tabii. Peki. Tabii. Ondan sonra bizi bekleyen tehlike Montreux Anlaşması konusu var. Montreux konusunda yani anlaşmayı bir tarafa bırakıp Amerika Birleşik Devletleri çıkmaya çalışıyor. Karadeniz'e çıkmaya çalışıyor. Evet. Türkiye, Amerika Romanya, Bulgaristan arasında Akdeniz, Karadeniz'deki mayınların mayın savunmasına dair bir anlaşma imzalandı. Öyle bir delik daha açıldı şeyde. Yani onlar vasıtasıyla. Zaman içerisinde bunlar artabilir. Yani peki ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen dedi ağaçta şeyi var. Üst kurdu. Dünya kadar tank getirdi, top getirdi. Onları yukarıda kullanmayacak herhalde. Onları Türkiye işgaline de kullanmayacak. Onların hepsi olsa bile Türkiye işgal edemez. Ama siz Boğazların emniyetini sağlayamıyorsunuz diye tersten bu sefer Çanakkale'nin tersinden gelirler. İstanbul Boğazı'na otururlar. Ne yapacaksınız? Kusura bakmayın. Vallahi yani sağlayamıyorsunuz. Şu Montreux'ün öngörülmesi, yani zamanda bu anlaşmanın imzalanması. Evet. Çünkü sık sık bu gündeme getiriliyor. Bizim için emniyet payı. Emniyet. Yani bazı aklı evveller hala Montreux Lozan'ı tartışmaya çalışıyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin bağımsızlık tapusu gibi. Hani Karadeniz'de bugün büyük bir savaşın olmamasının tek güvencesi. Böyle bir denklemde şunu merak ediyorum ama Türkiye'de karar verici kim? Türkiye'yi şu anda kim koruyor? Yani Türkiye'de karar verici makamlar belli. Yani bir tek Sayın Cumhurbaşkanı var. Onun dışındakiler hepsi danışman hüviyetinde. Bakanlar da öyle. Bakanlar politika geliştirmiyor benim bildiğim kadarıyla. Mesela Genelkurmay Başkanı'nın ismi nedir Türkiye'de? Niçin soruyorum? Soruma yanıt alabilir miyim? Askeri vesayet. Metin Paşa tabii de. Bu soruyu niçin soruyorum? Şimdi evet. Biz yayın öncesinde de tartıştık. Sürekli bakanlarda değişiklik, Genelkurmay Başkanı'nın şu anda medyada olmaması pek çok kişi bilmiyor. Yani şu an izleyicilerimiz de ekran başında kendilerine sorsalar Türkiye'de Genelkurmay Başkanı kim? Bilgileri yok. Ama Fransa'da da Fransa Genelkurmay Başkanı'nı bilen yok yani. Bakanlarımız da. Yani. Şunun için soruyorum. Türkiye'nin askeri aklı kim? Yani bu olası bir savaşta orduyu kim yönetecek? Şöyle söyleyeyim bakın. Bizim işte o kırmızı kitaba göre, bizim harekatlarımıza göre baktığımız zaman Türkiye'yi, Türkiye'de bir savaş, Türkiye tek bir harekat alanıdır. Şimdi bu tek harekat alanı içerisinde bütün o savaşın yönetilmesi Sayın Genelkurmay Başkanı ve karargahına aittir. Yani onlar yönetirler, ordulara gereken emirleri verirler. Yani ama Amerika'da daha farklı. Amerika çok büyük bir ülke olduğu için, dünya çapında küresel bir güç olduğu için onun 7-8 tane müşterek komutanlığı var. Bunlardan bir tanesi hep bizim yüz yüze geldiğimiz merkez komutanlığıdır. Şimdi merkez komutanlığı orgeneral, onun gibi daha 4-5 kişi daha var. Onun emrinde şey var, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeler var. Sırf ona tahsis edilmiş. Ve o, Amerika diyor ki,